Hadiseyi aile boyutuna indirgediğimizde sizin ifade ettiğiniz, ikaz ettiğiniz noktalarda elbette kişi evladına karşı sorumluluklarını, evlat da babasına karşı sorumluluklarını din dairesi içerisinde benimseyecek ve ona göre uygulayacak. İfade ettiğiniz bu algı dairesi içerisinde nasıl bir pozisyon almamız gerekiyor, nasıl bir strateji belirlememiz gerekiyor, din hayatımızın neresinde olmalı, <laughs> Kur'an hayatımızın neresinde olmalı, biz bunları birbirinden ayıracağız mı? Peygamberimiz nerede duruyor hayatımızda? İşte bu kavramları netleştirdiğimizde işte değerli seyircilerimizin röportajlarda verdiği cevaplar gibi aslında tamamıyla samimi ama birazcık üstün köre geçilen noktalarda mı artık algılıyoruz biz? Ne yapmamız lazım? Yani hani Derya evet. Şair'i titreme kendine gel bizi titretecek bir şeye ihtiyacımız Bizim, var. Bizim tabii önce aslında kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Yani biz kendimizi e, düzeltmedikçe bizim ailemize, eşimize, dostumuza, annemize, babamıza bir faydamızın olması söz konusu değil. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi bir baba iki tane çocuğuyla bir hayvanat bahçesine gidiyorlar. Biri yedi, biri altı yaşında çocukların. Daha sonradan orada bir tabelada şey yazıyor. Yani işte altı yaşından büyükler ücrete tabidir diye. Adam iki tane bilet istiyor gişedeki memurdan. Gişedeki adam uzanıyor böyle aşağıları bakıyor. İki tane ufak çocuk görüyordu falan. Sonra adama diyor ki yani e, sen mesela sadece kendin için bilet isteseydin... ...ve çocukların 6 yaşından bir tanesinin büyük olmadığını e, olduğunu söylemeseydin... ...ben bunu bilmezdim ve sadece tek bilet keserdim diyor. Bakın orada babanın söylediği çok güzel bir şey var. Baba diyor ki sen onun yaşını bilmiyorsun ama o kendi yaşını biliyor. Yani dolayısıyla bakın biz ne yapıyoruz genelde dikkat ederseniz. Mesela işte otobüse bineceğiz çocuğumuza diyoruz ki amca sorarsa işte 7 yaşından küçüğüm de. Bir yere gireceğiz. Amca sorarsa şu, şimdi biz kaşamada yani 3 kuruşu bilet için bir şey için çocuklarımıza yalan konuşmayı öğretiyoruz. Ve yalanı onların böyle hayatında normal bir şey haline getiriyoruz. Aynen. Sana şöyle bir şey derlerse hemen şöyle söyle. İşte babam kaza geçirirdi. Ya çocuk bir babası kaza geçirmemiş. Annem hasta de. Annesi evden yollarken diyor ki annem çok hasta işte ama biliyor çocuk yani çocuk onu söylüyor belki annesinden babasından çekindiği için ya da onları kendine rol model örnek model aldığı için biliyor bunu yapıyorum bir süre sonra ha demek ki hayat içerisinde bu tip şeyler gayet normal ve biz mesela pembe yalanlar beyaz yalanlar diye bir takım şeyler üretiyoruz evet. kendimize dikkat ederseniz hani masum yalanlar falan şeklinde e şimdi eğer ki biz daha çocuk kendini keşfetmeye fark etmeye başladığı noktada böyle ufak dünyevi hesaplar için ufak menfaatler için çocuklarımıza bunları söylersek. Ondan sonra onların hayatında zaten dini anlamda, ahlaki anlamda, doğruluk, dürüstlük, adalet anlamında bir şey tesis etmemiz pek mümkün değil. Ne oluyor? Çocuk işine geldiği zaman dini kurallara uygun davranıyor. İşine gelmeyen bir şey olduğu zaman ya da menfaati dini prensiplerle çatıştığı zaman anında o dini prensipleri terk edebiliyor. Çünkü bakın dikkat ederseniz insanların büyük çoğunluğu aslında etraflarına bakarak yaşarlar etraflarından güç alırlar. Falanca da şöyle yapıyor, filanca da şöyle yapıyor şeklinde. Yani aslında bir anlamda şeytanın da insanı kandırma yollarından bir tanesidir bu. Nefsin insanı <laughs> kandırma yollarından bir tanesi. Şimdi çok garip bir mantık vardır. Bakın yani insanlar dünyevi konularda kendilerinden hep iyi durumda olan insanları kendileri mukayese ederler. Yani derler ki mesela falancanın şu su var bu su var ya benim neden yok. Ama dini konularda hep kendilerine kötü örnekleri esas aldılar kendine Derler ki bak benim yaptığım şeyler yapmayan ne çok insan var. Orada şeytan sağdan yaklaşıyor evet. değil mi? <laughs> Kesinlikle yani. Şimdi mesela birçok insan bunu söyleyebiliyor. Diyor ki ya ben çok şükür bak Allah'a inanıyorum. Aa içki de içmiyorum. Bak arada bir oruç da tutuyorum falan. Cuma namazlarına da gidiyorum. Ya şu millete baksana hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta haşa yani öyle yakışıksız ifadelerle insanlar diyorlar ki yani... E, ...şimdi ben de cennete girmeyeceksem e, kim, kim girecek, girecek cennete ya. yani hani... <laughs> Ya da biraz daha haddini aşıp o ukalalık yapabilirler Diyorlar ki yani e, biz de Allah'a inandık. <laughs> e tamam bazı günahlara giriyoruz ama yani işte büyüklerinden de kaçınmaya çalışıyoruz. E, Allah da yani bizi cennetine koysun yani artık hani Affetme sıfatına çok sığınıyoruz. Evet. Yani kesinlikle. E, Allah büyük nasıl affedecektir diye Tabi bunu Şimdi... ümit var olmak lazım ama e, ipin ucunda kaçırmamak aslında lazım. Aslında o olarak. iki iki türlü dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim aslında ikisi için de uyarıyor bizi. Eee Şeytan o aldatıcısı Allah'ın rahmetiyle aldatmasın, kandırmasın diye. Hı, hı Evet Çünkü evet. Çünkü şeytan aslında şimdi bazen... Ümit ve korku en evet. lazım olan... Kesinlikle. Değil mi yani? Şeytan insanı mesela Allah'ın rahmetiyle aldatır mı diye insan aklına geliyor. Yani şeytan Allah'ın rahmetiyle insanı nasıl aldatsın falan diye ama bakıyorsunuz tam da öyle oluyor aslında. Şimdi adam bir günaha girmekle karşı karşıya bir anda vesvese geliyor. Esasında yani şeytan falan bize bir şey yaptı yok. Yani biz kendimize yapıyoruz aslında kendi nefsimiz aslında bunu yapan... Mesvese geliyor bize. Ya bak şu anda bu fırsat eline geçmiş bir daha gelmez bu fırsat yap. Yap tövbe edersin. Bak Allah zaten ne kadar rahmet sahibi Allah ne kadar merhamet sahibi. <laughs> Sen bunu şu anda yapmazsan bir başkası zaten bunu yapacak. Ya enayi misin bu zamanda da fırsatları değerlendireceksin. <laughs> Sağdan soldan önden arkadan her yerden geliyor bunlar bize. E biz de diyoruz ki yani biz de peygamber değiliz yani biz de hani. <laughs>